Öncelikle Turgutlu'muza hoş geldiniz. Bugün Kent Eğitim Okulları'nda Ahmet Tuncay Yapıcı ile birlikteyiz. Ahmet Hocam, bizi kabul edip bu röportajı bizimle yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Haber Kasaba Gazetesi'nde sizi tanıtmak ve Turgutlu'ya dair nasıl bir öğrencilerimize nasıl bir destek sağlayabiliriz? Onu sizinle birlikte değerlendirmek istiyoruz. Kısaca kendinizi tanıtmanızı istiyorum. Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Turgutlu halkına merhaba diyorum. Aralarında bulunmaktan onur ve kıvanç duyuyorum. Ben 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim İlleri Fakültesinden mezun oldum. Akabinde aynı yılın Kasım ayından itibaren yaklaşık 34 yıldır özel öğretim sektöründe görev yapmaktayım. Bunun yaklaşık 24 yılı dershanelerde oldu. Branşım rehberlik. Doğal olarak uzun yıllar dershanelerde rehber öğretmenlik yaptım. Akabinde yine dershanelerde, çok ciddi markalarda, İzmir merkezde dershane müdürlüğünü gerçekleştirdim. Daha sonra özel okulcu sektörüne girdim. İzmir'in köklü okullarında okul müdürü olarak görev yaptım. Devamında ise iki ayrı markada genel müdür yardımcılığı yaptım İstanbul merkezli okullarda. Akabinde ondan sonra yaklaşık 5 yıl sonra bu görevlerden sonra yine ciddi markalarda İzmir'de kampüs müdürlüğü yaptım. Şu anda da Turgutlu'da, Turgutlu'nun Güzide bir okulunda müdür olarak göreve başladım. Bundan da sevinç duyuyorum. Hoş geldiniz diyelim. Tabii ki sizlerin eğitim hayatı boyunca 30 yılda kendinize de vermiş olduğunuz bir katkı, çocuklara da vermiş olduğunuz katkılar vardır. Peki Turgutlu'ya dair bundan sonra yapacak olduğunuz projeleriniz, hedefleriniz doğrultusunda ilerleyen günlerde de sizinle röportajlar tabii ki yapmak isteriz. Sizin gibi tecrübeli bir öğretmenimizle burada birlikte olmaktan da onur duyuyorum. Kafanızda nasıl bir yol izleme ve proje gibi çalışmalar olacak? Bunu belirlediniz mi? Bundan sonra nasıl bir yol izlemek istersiniz? Şimdi benim bu konuda, bu sektörde iki türlü avantajım olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi yapmış olduğum, demin bahsettiğim görevlerden dolayı bir kere sektörü çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Sektörün ve o sektör içerisindeki bütün görev ünvanlarında bulundum ben. Yani rehber öğretmenlik yaptım, kurum müdürlüğü yaptım, bu sektörün bazı markalarında genel müdür yardımcılığı, yani bütçe yönetimi yaptım, akabinde kampüs müdürlüğü yaptım, branşım eğitim ve doğal olarak bu alanda çok noktada bulunmaktan dolayı da kanaatimce buraya çok ciddi katkılar sağlayabileceğimi düşünüyorum. Farklı yerlerde ve bölgelerde göre yaptığım için de sosyolojik anlamda farklı yerlerdeki insanların beklentilerine de vakıf olduğum için Turgutlu'ya çok çabuk uyum sağlayacağımı düşünüyorum. Ancak tabii mutlaka burayı iyi analiz etmek lazım, okuduğumuzu ve bölgemizi. Fakat deneyimlerimin sahada çok etkili olacağını, ses getireceğini, Kent Eğitim Kurumları'nın Turgutlu'da bundan sonra ciddi bir yere geleceğini şimdiden söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Okulumuzu nasıl buldunuz, öğrencilerimizi nasıl buldunuz ve özellikle Turgutlu'yu nasıl buldunuz? Şimdi Turgutlu İzmir'e çok yakın bir yer. Doğal olarak daha önceden de bildiğim, İzmir'de çalıştığım için zaman zaman geldiğim, çok beğendiğim, çok keyifli bir yer Turgutlu. Turgutlu halkının eğitimi olan yaklaşımlarını da biliyorum. Çok son derece ilgililer. Okulumuz çok iyi. 4. yılda gidiyor okulumuz biliyorsunuz. İyi bir öğrenci potansiyeline sahip, iyi bir ekibi var. Çok iyi işler üretmişler. Bu iyi işlerin üzerine daha da iyileri ilave ederek fark yaratmamız gerekiyor. Benim eğitimde ve çalışmadaki temel prensibim fark yaratmaktır. Başkalarının yapmadığını yapmak bence çok önemli. Toplumun temel ihtiyaçlarını, anne babalarının beklentilerini gerçekleştirmek çok önemli. Biz bu sektörde iyi bir okul olmanın, yaşayan bir okul olmanın, çocukların bedensel, zihinsel, mental gelişimlerini desteklemenin ama aynı zamanda bu çocukların geleceğini tesis etmenin çabası içerisinde gireceğiz. Ve bunu yapabilecek potansiyelimiz var. Burayı şu anda gözlüyorum. Arkadaşlarımı inceliyorum, onların background'larını inceliyorum, sahayı inceliyorum. Ondan sonra çıkaracak raporla da çok ciddi hamleler yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkür ederiz bu ilginiz için. İlerleyen dönemlerde sizle birlikte yine okulumuzda yapılan çalışmaları Turgutlu halkına sunarız diye düşünüyorum. Sizi tanımak güzeldi. Bu arada Turgutlu'da mı ikamet ediyorsunuz, İzmir'de mi? Şu anda İzmir'de ikamet ediyorum. İzmir'den gelip gidiyorum Karşıyaka'dan. Ama süreç içerisinde biraz daha yakın bir lokasyona gelme olasılığım yüksek. Daha önceki görevlerimden dolayı da bu markanın büyüme, Türkiye'deki büyüme trendlerinde destek vermek için çabalayacağım. Bu nedenle merkezin burası olmakla beraber bu markanın bütün gelişimlerinde katkı koymak adına büyük çabalarım olacak. Çok teşekkür ederim. Ben sağ olun. Çok sağ olun.